Şimdi şöyle bir fikrim var. Yarın bir sürü işim olacak. Normal kendi işim çünkü pazartesi ofise gitmem gerek, toplantılarımız var. Film izlemem gerek, kitap okumam gerek. Tabii ki sayfa ile ilgilenmem gerek. En iyisi dedim ki bu gelen kolilerimi ben şimdi bir duş alayım, kendimi hazırlayayım. Ardından videoda açalım. Çekebiliyorsam da bir de reels çekeyim. Yoksa yarına çok fazla iş sıkışmış olacak. Hazır kameramı da yeni şarj etmişken ortam öyle aşırı bir karanlık falan değil. Buradan sanki güzel ışık alıyor. Şöyle bir baktığımda iyi gibi duruyor. Bence böyle yapalım. Ben şimdiden hazırlanayım. Ve siz bunu ancak yarın akşam görebileceksiniz. Hatta belki yarın öğlen vakti de atarım. Çok fazla konuşmayayım. Hazırlanıp geliyorum video çekmeye. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok heyecanlıyım çünkü çok uzun zamandır kitaplarımı da açmıyorum, göstermemeye çalışıyorum kimseye. YouTube'a video çekeyim de böyle dev bir kitap alışveriş videosu çekeyim de bir rahatlayayım diye günlerdir bekliyorum. Sonunda en son kargomda, Amazon olan kargomda geldi. Kitaplarımı komple buraya yığdım. Neredeyse 1000 liralık, belki 1000 liradan daha fazla bir alışveriş yaptım. Elime de makasımı aldım. Açmak için artık hepsini bakalım. İlk defa böyle bir video çekeceğim ve umarım bu videodan da böyle anlamak bir şekilde çıkarım. Önce şöyle bir şey oldu. Ben ilk noktadan, ilk nokta bizim buraya çok yakın. İlk nokta kitap satış sitesi. Yani yürüyerek 10-15 dakikada gidebiliyoruz. Oradan gittim poşetli bir şekilde istediğim kitapları aldım. Ama poşeti sakladım hani açarken daha böyle eğlenceli olur. Şu makası da bırakayım. Zarar vereceğim kendime. Elim çok oynuyor. Ne diyordum? Çıkartayım poşeti kenara koyayım. Kitapları da kitaplığıma dizeyim. Video çektiğimde poşetin içine koyarım dedim. Kardeşim o poşeti teşekkürler sağ olsun atmış. Ama tabii ki ben kitaplarımı poşetli olmadan bir şekilde size göstereceğim aldığım kitapları. Bu kısım birazcık başarısız oldu ama neyse artık. Önce ilk nokta alışverişimle başlayalım. Onu hemen alıyorum yanıma. İmdat. Şöyle şurada. Şöyle göstereyim bence. Böyle bunları aldım. Giykirella serisinin son kitabı Kitap Kurdu ve Çirkin. Ben birinci ve ikinci kitabın konularını öyle çok beğenmedim. Yani seveceğimi düşünmedim. O yüzden her kitapta farklı karakterleri anlattığı için sadece Kitap Kurdu ve Çirkin'i almayı tercih ettim. Bu arada hemen giriş yaptım ben başlıyorum ama neyse başlayayım. Ardından Kış Kenti aldım. Ben de Öte Diyar zaten vardı ve okumamıştım. Tahereh Mafi'yi çok severim. Bu serisinin de iyi mi kötü mü olduğunu bilmiyorum ama en azından dilini bildiğim için bir akıcılık olacağını düşünüyorum. O yüzden kitaplığıma hemen ekledim. Ve bir de Altın Pusula serisini Karanlık Elementler yok Karanlık Cevher serisi Altın Pusula filmini izlemiştim sadece ve çıktığından beri o kadar merak ediyordum ki seriyi almak istiyordum ve bu seriyi de aldım. İkinci ve üçüncü kitabın ne anlattığıyla alakalı hiçbir fikrim yok. Ve Altın Pusula'yı da o kadar çok önce izlemiştim ki onunla alakalı bile pek fazla bir şey hatırlamıyorum. Ama tabii ki merak bana bu seriyi de aldırdı. Ardından şöyle aldıklarımı da böyle bir kenara koyayım. Öngörü serisini aldım arkadaşlar. Burada sadece galiba dördüncü kitap yok. O da kitap sepeti kolilerinin içinde. Onu nedense oradan aldım bilmiyorum. Ya satışı yoktu ya daha farklı bir şeydi. Bu serinin ilk iki kitabını okumuştum ilk çıktığında ve hiç bana hitap etmediğini düşünmüştüm. Ama çok fazla bu tarz seriler artık çıkmıyor ve ben neredeyse hepsini okuduğum için tekrar bir şans verme kararı aldım. Puanlarına baktım bayağı iyi puanları. Acaba benden kaynaklı mı bilmiyorum. İlk kitabı Kaçınılmaz. İkinci kitabı Sezgi. Üçüncü kitabı Minnettar. Parlıyor mu acaba şu anda onu da bilmiyorum. Dördüncü kitabının adı neydi acaba? Son kitabının adı da Kefaretmiş. Dördüncü kitabında şimdi göreceğiz ismini. Seriyi komple tamamladım. Bunlar ilk nokta alışverişimde. Sanki bunda biraz başarılı oldum. Hızlı hızlı akıyorum ve ardından kitaplığımda artık okumak istemediğim 7-8 tane kitabı aldım topladım. Kadıköy'de yani kitap sepetinde çalışıyorum biliyorsunuz. Görüşmeler yapmak için gittiğimde Kadıköy'e dedim ki bir Akmer pazarına gireyim. Bir kitap takası yapayım. Yanıma kitaplarımı aldım. Ve oradan Derya abla, Derya abla mutlaka oku ya da Derya abla hala okumadın mı seslerinizi duyacağım. Ama şeyi aldım. Kitabını göstermem gerek size. Fısıltı. Fısıltı serisini aldım. Fısıltı.
Sessizlik. Artık kaçıncı bilmiyorum. Final. Çığlık. Bu seriyi aldım. Seneler önce sadece kitabını okuyup sevmemiştim yani. Şimdi belki severim diye aldım. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum bu konuda. Okumak için biraz heyecanlanıyorum. Kitaplarımı takas ederek. Bir de Sessiz Kalma kitabını aldım yabancıdan. Biliyorsunuz benim en sevdiğim yayın evi yabancı olduğu için okumadığım kitabı kalmasın istiyorum. Yani gördüğüm her kitabı nedense almak istiyorum. Birazcık bile böyle bana hitap ettiğini düşünsem hemen alıyorum. Bu da o kitaplardan biriydi. Umarım severim. Çok fazla bir konusuyla alakalı. Yani arka kapağını bile gerçekten okumadım. Ama seveceğimi düşünüyorum. Bunlar da benim sahaf alışverişlerimde. Hızlı mı geçiyorum yoksa? Ama akıcı mı? Neyse, devam edelim. Bu kargo bana yabancıdan geldi. İçinde galiba benim için hatırla var ama beraber açalım. Emin olalım. Ya da benim için unutma mıydı? Yoksa benim için hatırla mıydı? Benim için hatırla. Evet. Şöyle göstereyim. Bu kitabı çok merak ediyordum. Aşk kitabı galiba ve gelmesine de çok sevindim. En kısa sürede okurum. Ayrıcı var mı içinde? Ayrıcını da göstereyim size. Nasıl, ters mi tutuyorum? Ya düz böyle, evet. Çok mutlu oldum bunun da gelmesine. Böyle şimdi yavaş yavaş büyük kolileri açacağız. Bir heyecan sarmadı beni değil. Çünkü genelde hiç tutmam yani böyle şeyleri. Açalım. Evet, açalım. Başlayalım o zaman. Evet, başlayacağız şimdi. Kitap sepetinin bir tane. İçinde neler var? Acaba hangi alışverişim bilmiyorum. Ya birazcık böyle eğim yapsam. Evet. Siz beni açarken görseniz, bu kısımları olmadı hızlandırırım. Ay, hiç başaramıyorum. Evet, şimdi birazcık rekabet verebilirim. İnşallah yamuk kalkmamıştır. Evet, ilk kitap sepeti alışverişim burada. Hemen yavaş yavaş bu jelatininden çıkartalım ve size göstereyim. Umarım hasarsız gelmiştir bu arada. Lütfen hasarsız gelmiş o. Yani hasarsız gelmiş olacak. Benim çalıştığım size halleder. Zaten bu arada her türlü halledebilirsiniz. Çok hızlı geri dönüş sağlıyorlar. Ya ayraçlarım. Teşekkür ederim kitap sepeti. Ayraçlarım var bir sürü ve çok tatlılar. Evet, ilk aldığım seri Tuğba'da gördüm. Okuryazar Annecik Instagram hesabını biliyorsunuzdur. Çok seviyordu seriyi ve ben bu yazarın galiba okumadığım tek serisi buydu. Lanetli. Jennifer Ehlermann-Trout ben de çok severim. En çok Titan serisini severim. Geri Dönüş, Güç, Mücadele. Şimdi son kitabı çıkacak. Seri bitecek. Mutlaka okumadıysanız hep öneriyorum, okuyun. Lanetli herhalde ilk kitabı. İkinci kitabı Paramparça. Ve Üç Cesur. Bunları aldım. Üçleme bir seri. Ardından son kitabını da alacağım ama nedense çok almak istedim bilmiyorum. Kraliçe serinin adı ne bilmiyorum, bir seri adı varsa da. Alice Harikalar Diyarında Retelling'i galiba. Şapkacı. Son kitabı da Tutsak. Ama onu henüz almadım çünkü gerçekten çok pahalı yani. Ha, 50 lira mı 45 lira mı yani. Dur ya, ikisini ben o fiyata aldım yani. Çok fazla. Eğer 1 ve 2'yi beğenirsem, yani 2'nin yarısında falan, 3'ün siparişini veririm dedim. Kitap sepeti ilk alışverişimde böylece açmış bulundum. Ay, yapamazsam açıldı artık. Ne yapacağız, ne yapacağız, neyse. Olmuştur, olmuştur. Bakayım. Evet, dakikada açık. Aman, heyecan yok. Ve ikinci kitap sepeti alışverişine geçelim. Yine böyle aşağı biraz indireyim mi? Bence indireyim. Böyle birazcık bile olsa bari. Açılışına şahit olursunuz. Bir daha şey yapmıyorsunuz yani, açması çok zor yani, nasıl bir şey böyle. Bunu açtım. Oo, bundan fazla kitap çıktı. Evet. Şimdi bu jelatinliği yine söküp geliyorum. Bu arada kitaplar hasarsızdı. Kaldırayım artık bunu böyle. Bu arada az önceki kitaplar gayet hasarsızdı. Hiçbir hasarına denk gelmedim. Bakalım şöyle. Evet. Bu alışverişimden de hemen adı Keder'miş bu arada.
öngörüseliğim böylece tamamlanmış oldu. 4. kitap. Onu da kısa bir sürede okuyacağım ama ne zaman okuyacağım inanın hiç bilmiyorum. Ardından Yağmur'la Gelen Mutluluğu aldım. Seviyordum. Daha önce kitaplığımda vardı ama neden bilmiyorum. Elimden çıkartmıştım. Büyük ihtimalle çok fazla taşınıyorum. Yani ben 2 sene içerisinde 5 kez falan taşındım. Birazcık bizim bu kalma yani bulunacağımız yer İstanbul'da mı Tekirdağ'da mı biraz böyle göçebe gibi bir oraya bir buraya gittiğimiz için sürekli bir ev taşıma muhabbetimiz var. Ve o süreçte bütün kitaplarımı bir ara elden çıkartmıştım. Galiba o da bu ara gitti ama çok seviyorum yani Yağmur'la Gelen Mutluluğu. Yani beni yargılayacaksınız biliyorum. Okuyanlar diyecek ki bana bunu neden yaptın diyecek biliyorum. Ama işte Shipper kalbim. Çok gençken okudum bu seriyi. Ben de Jamie McGuire'in Tatlı Yalan ve Ayaklı Bela kitapları var. Yani bu bir seri aslında. Maddox kardeşleri anlatıyor ve özellikle Tatlı Sır gerçekten yani Tatlı Ateş de çok lanet. Hani böyle okurken böyle bir yerlere yumruk atmanı isteyeceğin kitaplar. Ama dayanamadım yani. Çok uygunlardı bu arada. 9.90 gibi bir fiyata aldım. Dayanamadım yani. Orada bu kadar ucuz görünce kitaplığımda bulunsun ne olacak dedim. Yine tertemizler. Şu zamana kadar hiçbir kitabımda bir hasar yoktu. Amazon'dan çok endişeliyim. Bazen hasarlı kitap gönderiyor, bazen mis gibi gönderiyor. O yüzden birazcık korkuyorum. İnşallah onda bir sıkıntı yaşamam. Ve bir de oradan aldığım kitaplar geldi çok pahalıydı. Neyse. Ve Lainey Taylor'ın Hayalci serisini okuyup çok sevmiştim biliyorsunuz ve bunu yapacaktım. Duman ve Kemiğin Kızı serisini aldım. Evet aldım. Kahve Yıldız Işığı, Tanrı ve Canavarların Düşleri. Canavarlarının Düşleri. Bu üçünü aldım. Çok merak ediyorum. Yazarı çok sevdim. Kitaplarını da seveceğime eminim. Kitap sepeti ikinci alışverişim de böylece sona eriyor arkadaşlar. Ve son olarak dev. 400 liralık bir alışveriş yaptım. Şöyle göstereyim yani. Bunu öyle aşağı indirmeyeceğim bu sefer. Hemen açacağım burada. Lütfen hasarlı olma. Tatlanama. Ay elimde çekim çekiyorlarınız orada. Açtım. Olur mu? Hasarlı olma olur mu? Şimdi başlıyoruz. Ben şöyle bir şey yaptım. Önce bir yere mi indirsem yoksa burada böyle kenarda mı? Şöyle kenarda açacağım arkadaşlar. Diana Gabaldon serisini toplamaya başladım. Diana Gabaldon benim kitap okumaya ara verdiğim bir süre tekrar kitap okumamı sağlayan yazarlardan bir tanesi. Outlander serisinin dizi olduğunu bilmeden öylece bir Diana'ya girip kitabını almıştım. Bir Grinnelli tonu. İşte E.L. James. Bir de bunları almıştım ve çok çok yoğun bir şekilde okuyordum. Durun. Şöyle göstereceğim ilk kitapta. Ya çok güzel değil mi? Şu an hemen hasarlı mı diye bakıyorum. Yani hayır hasarlı değil. Hem de tertemiz mis gibi çok şükür. İkinci kitabına bakalım. En pahalısı buydu galiba. Sanki böyle altı biraz bir burkulma var ama o da iyi. Çok seviyordum yazarı. Bir daha okumam diye elimden çıkartmıştım. Çünkü çok ağır işlenen konuları var ve ben bu kadar ağır kitapları o dönem ki şu dönem bile okuyup okuyamadığımdan emin değilim ama aslında o dönem su gibi okumuştum ama bitirdikten sonra bir daha dönüp okumam demiştim. Hata yapmışım. Okudum, aldım yani. Üçüncü kitap Yolcu Olması Gerekiyor. Yoksa Yolcu'yu almadım mı? Bir dakika, almışım. Nasıl yani almadım? Aldım tabii. Yolcu. Burada. Ya biraz sanki şuraya. Ayıp size. Niye böyle hasarlı gönderiyorsunuz? Onun dışında bir şey yok. Ay. Mis gibiler. Ay. Allah'ım lütfen. Temiz başladı. Temiz devam edelim. Ardından dördüncü kitap bu. Zaten Güz Davulları aslında tek bir kitap ama iki kısma bölmüşler. Kısım bir, kısım iki diye. Evet tertemiz. Güz Davulları da tamam. Ardından Ateşin Çağrısı'nı almıştım. Hepsini tamamlayamadım bu arada. Çok çok fazla para ediyordu. Ve tüm paramı oraya o an için vermek istemedim. Ateşin Çağrısı da 5. kitabı. 3, 4, 5. Evet ama yine
parçaya bölmüşler. Çünkü çok fazla yazıyor. Kadın yazdı mı maşallah anlatacak bir sürü hikayesi var yani. Neler neler işlemiyor ki? Öf. Bunlar da tertemiz. Hiçbir sıkıntıları yok. Ay heyecan dorukta temiz temiz geliyor. Buralarda böyle bayağı yükseldi. Ve son olarak, son da değil aslında, bir serim daha var da ona da geleceğim şimdi. Kül ve kar ve kül. Kar ve kül. 6. kitabı yine iki kısma bölünmüş. Bir geçmişin yankısı, bir de kalbimin kanıyla yazdım diye son iki kitabı var almam gereken. Yine iki kısma bölündüğü için 4 kitap alacağım. Onları da önümüzdeki ay yine kitap sepetinden toplarım diyorum. Yani şu an için bütçemi çok çok aştım. Yani bunlar hani böyle hızlı hızlı geçtim. Uygun da almaya çalıştım ama yine de yani 1000 lira gibi bir ücret ödedim. Yani sadece bu bile 400 liralık bir alışverişti. Ama neyse aldım, seviyorum. Ve şu seriyi aldım. Kırmızı Kedi'den çıkan Kül Gibi Kar serisini aldım. Ateş Gibi Buz ve Gece Gibi Ayaz. Bu seriyle alakalı bildiğim tek şey kızın yanlış erkek karakter seçtiği. Okuyan varsa böyle bir şey var mı yok mu bilmiyorum. Aşk Üçgeni gibi bir şey varmış ama çok sevdiğin olanı seçmiyormuş. Öyle bir şey varsa üzülürüm ama yine de konu çok hoşuma gitti. Merakla okurum diyorum. Ve son olarak Aspendos'tan Son Pişmanlık kitabını aldım ve pişman oldum aldığıma. Çünkü seriymiş ve ikinci kitabını çıkarmamış Aspendos. Bilseydim almazdım ama şimdi bunu kabul etmeseydim komple alışverişi kabul etmemem gerekiyordu. Ve böyle bir seçenek bile olamaz. Ve bitti. Gerçekten o kadar hızlı bir şekilde gösterdim ki aldığım kitapları size. Şu an burada komple bir şekilde yığın halinde duruyorlar. Hepsi merak ettiğim kitaplardı. Şimdi okumasam bile ileride okuyacağımı düşündüğüm kitaplardı. O yüzden aldığıma çok çok mutlu oldum. Öf saçınla oynama artık Derya. Yemin ederim bu bana Sadakatsiz'deki Asya'dan geldi. Yine size göstereceğim birazdan. Videoda kesin gösteririm onu. Başka bir alışverişim var mıydı? Acaba buraya kitaplığa koyduğumda unuttum mu diye düşünüyorum. Ama bence yoktu ya. Bütün alışverişim buydu arkadaşlar. Mis gibi de bir alışveriş yapmış oldum. Size şimdi şöyle acaba böyle bir ortamı göstersem mi? Kapatayım bunu. Bir de böyle kitapları tam haliyle size göstereyim. Çünkü belki görmemişsinizdir. Belki hızlı geçmişimdir. Tabii ki ilk dev kitap alışveriş videom olduğu için çok emin olamıyorum. Şöyle bir yatağa bir yere koyayım. Kitapların hepsini size göstereyim. Son bu evi yaptığım halimi göstereyim. Ondan sonra vedalaşalım. Yani resmen burayı karman çorman yaptım. Aldığım kitaplara bakın, böyle buralar hep böyle darmadağın oldu. Şimdi bu kitapların hepsini bir yığın halinde buraya koyacağım ki siz de rahat bir şekilde görün. Almak istediğiniz ya da merak ettiğiniz varsa da bana sorun. Evet, şimdi bunları, bütün kitapları bu şekilde buraya dizdim. Size sakin sakin göstereyim, daha net hem kitapları görürsünüz diye. Dediğim gibi Kül Gibi Kar serisini aldım. Son Pişmanlık keşke almasaydım, yani basılmayacak zaten. Yağmurla Gelen Mutluluk. Diana Gabaldon'un kitapları birazcık şöyle bakınca hasarlı gibi bazı yerleri var ama temiz genelde. Kraliçe serisi, Şapkacı. Son olarak Tutsa alacağım aklımda. Ardından buraya gelelim. Lanetli serisini almışım. Haşhaş serisi. Sessiz Kalma, Benim İçin Hatırla. Öngörü serisiydi galiba. Elimine yedirince flu. Evet, Öngörü serisi kaçınılmazla başlıyor. Ardından Karanlık Cevher serisini aldım. Kitap Kurdu ve Çirkin, Kışkent. Yani bunlar benim tamamen ergenliğimden kaynaklı alınmış kitaplar. Ve Duman ve Kemiğin Kızı serisini aldım. Benim için çok güzel bir alışveriş oldu. Kaç tane kitap almışım diye saysam mı sizce? Sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 tane kitap almışım. Ve bana 1000 lira gibi bir şeye patladılar. Ama çok mutluyum. İyi ki dev kitap alışveriş videomun sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz ve bol bol devam gelir. Sizi çok seviyorum. Merak ettiğiniz kitapları ya da öneri ve düşüncelerinizin hepsini yoruma yazabilirsiniz. İyi ki varsınız. Görüşürüz.